yükselişe rağmen Eylül'de 500 puanla yetindi. Şimdi günün en çarpıcı olayına gidiyoruz. Seçimlere giderken Sayın Erdoğan ne demişti efendim? Söz vermiştiniz. Mülakatı kaldıracaktı. Seçim bitti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin peş peşe açıklamalar yaptı. Ve mülakatın kaldırılmayacağını söylemeye başlamıştı. Ama başta biz olmak üzere. Hepimiz ne demiştik? Sayın Erdoğan'a kendi verdiği sözü hatırlatmıştık. Çünkü o onun hassas durumuydu. Erdoğan verdiği sözü yerine getirmeye çalışan birisi değil mi? Hep bunu söylüyor. Bir söz verdiysek yerine getiririz diyor. Ama kendisinin vermiş olduğu bir söz bizzat Milliyetin Bakanı tarafından yerine getirilmeme formülüyle kamuoyunun gündemine taşınınca Erdoğan kamuoyunda yükselen ama söz vermiştiniz şeklindeki sesleri de duyunca dün Birleşmiş Milletler'den dönerken mülakat konusunda Bakın hangi açıklama yaptı. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Cumhurbaşkanının seçim beyannamelerinden bir tanesinde mülakat kaldırılacak diye hatırlıyorum. Ee, tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi. Gereğini yaparsın biter. Erdoğan seçim öncesi kaldıracağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatı savundu. Erdoğan'a yeniden mülakat sorusu soruldu. Yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz dedi. Kılıçdaroğlu da tekrar Erdoğan'ın verdiği sözü hatırlattı. Seçim vaatlerim için böyle bir söz verdiysem bunu Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz. Mülakat kamuda iş alımlarla ilgili uygulanıyor ancak bazı kesimler tarafından objektif olmadığı yönüyle eleştiriliyor. Erdoğan genel seçim sattığı halinde kararlıydı. Bundan sonra artık mülakat olmayacaktı. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Seçim sonrası yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı televizyon programında mülakatlara mülakat gibi yapmaya karar verdik dedi. Bir itirafta da bulundu. Yani siz bundan muradınız mülakatlarda torpil işliyor kısmını ortadan kaldırmak bir, bir tanesi. tanesi. ABD'nin New York kentinde Erdoğan'a mülakat sorusu soruldu. Konuyla ilgili bakanlarla görüşeceğini söyledi. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyla ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milliyetin Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuda mülakat açıklamasını eleştirdi. Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş. Milliyetin ve İçişleri Bakanları ile görüşür bakarız demiş. Halkın gözün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim. Gördüğünüz gibi bu sabahki temel manşetimiz bu. Sayın Erdoğan'a söz vermiştiniz diyerek bunu hatırlatıyoruz ki sonuç alacağımızı buradan yürürsek sonuç alacağımızı düşünüyorum diyelim. Ve Nesrin Hanım diyor ki muhalefetteki bu kavgayı dövüşü bir yorumlar mısınız diyor. Nesrin Hanım'a teşekkür ediyorum. Arzu Çerkezoğlu disk Başkanı pazar günü saat 13'te Kartal'da büyük emekli buluşması yapıyoruz. ha bak. Disk Başkanlar Kurulu Arzu Çerkez ondan öğreniyorum şimdi. Pazar günü saat 13'te Kartal'da büyük emekli buluşması yapıyoruz. Arkadaşlar emekli haberi vardı. Onu bir bulur musunuz? Onu da aktaralım biraz sonra. Nesrin Hanım biraz sonra muhalefetle ilgili o sorularınızı yanıtlayacağım. Şöyle 8.30'da söz. Arkadaşlar 8.30 diye not alır mısınız? Muhalefetle ilgili bir çift lafımız olsun. Ne oldu, neden oldu seçime doğru giderken neler yaşadık onları naçizane dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışalım. Güven 8.30 lütfen beni bilgilendirin. Söz vermiştiniz dediğimiz bu sabah iki ekonomi gazetesiyle başladık. Sırada oksijenin manşeti var. Ve bakın çok çarpıcı bir haber bugün oksijende. 85 milyonun sırları 150 milyon liraya pardon 150 liraya satılık. Aa ne kadar ucuz. 150 liraya. Telegram'da tek kelimelik aramayla ulaşılabilen dolandırıcılar e devlet sisteminde bulunan kişisel verileri isteyen herkesi satıyor. Bunlar arasında sağlık kaydı da var, soy ağacı bilgisi de. Eyvah, eyvah, eyvah. Telefonunuza gelen oturduğun yerden para kazanmak ister misin? Temalı soruların kaynağını merak ediyorsanız, kişisel verilerinizin ulu orta satıldığından emin olabilirsiniz. Telegram'da "mernis" kelimesini arattığınızda 85 milyon kişinin verilerinin 150 lira ile 1500 lira arasında fiyatlara satıldığını göreceksiniz. Sitelerin kısıtlı ücretsiz versiyonları da var ücret ödendiğinde ise herhangi bir kişinin telefon numarasına, adresine, mesleğine, otomobiline, kullandığı ilaçlardan geçirdiği ameliyatlara kadar sağlık bilgilerine ulaşmak mümkün. Verilerin Şubat'ta e-devletten sızdırıldığı öne sürülen bilgiler olduğu tahmin ediliyor. Şubat ayında böyle tartışmalar vardı, hatırlıyor musunuz? E-devletten bilgilerimiz sızdırıldı diye. Herhangi bir çok sağlam, ikna edici bir açıklama yapılmamıştı. Bakın bugün Oksijen Gazetesi'nden dehşet verici, kaygı uyandırıcı bir gelişmenin haberini öğreniyoruz efendim. Dün akşam Halk TV ekranlarında benim başarılı meslektaşlarımla Şule Aydın'la Kürşat Oğuz'un beraber başlattıkları yeni bir program var. O programın ilk konu biraz evvel Nesrin Hanım da sormuştu ya, biraz sonra da ben de yorumlamaya çalışacağım. Dün akşam iki programının ilk konuğu Davutoğlu oldu. Davutoğlu'na sorulan sorular ve yanıtlardan bir özet. işte şimdi karşınızda. Yerel seçimler. Biz kendi adaylarımızı tespit edeceğiz. Saadet Partisi tespit edecek. Birlikte uyum içinde olabileceğimiz yerler, onun bir güçlü adayı, bizim güçlü adayımız olan yerlerde karşılıklı destek yapacağız. Bunlar tespit edildikten sonra da her bir il, ilçe, beldede oturup aday kim, İş birliğini kimle yapabiliriz diye konuşacağız. İşte. Bundan sonra ben bu kadar tartışmadan sonra herhangi bir partiye giderek bize ne verirsiniz veya biz size ne veririz demem. Çok net söylüyorum. Madem ki bir tecrübe yaşadık. Ortak fikriniz mi yoksa benim, bu bizim fikrimiz Saadet Partisi ile. Ama Amacıda ortak Saadet Partisi ile de mutabık olduğumuz iki ilke var. Bir mümkün olduğu kadar bir yerde iki aday çıkarmamak yani biz varsa onlar çıkarmayacak, onlar varsa biz çıkarmayacak mümkün olduğu kadar. ...bazı yerlerde de çıkaracağız. İktidarın tutumuna da bakacağız. İktidar bir kabine değişik... ...eski kabineyle bugün kabine arasındaki farkları herkes görüyor. 1 Ekim'den itibaren orada Saadet Gelecek grubu... ...birlikte iktidarı en kararlı şekilde eleştireceğiz. Ama aynı zamanda her partiyle görüşmeler yapacağız. Her var parti da... mi? Her Yan parti. Ben dediğiniz parti var mı? HDP'yi kastediyorum. HDP e, o mecliste dururken... HDP'li e, meclis başkan vekili oturumu yönetirken bizim bizim grup başkanımız Selçuk Özdağ söz, söz isterken o HDP'li değil diye söz istemeyecek mi? Yok. Soruyorum bu, size. Bu yani. MHP'lilerin, li, MHP AK Partililerin riyakar siyasetidir HDP'yle görüşmüyoruz diye. Görüşmediler mi başörtü meselesini? Görüştüler tabii. E o zaman? Ziyaret ettiler. E o zaman yani? Davutoğlu açıklıyor. Adamlar resmen diyor ki iyi ki diyor kazanmamışız diyor. Bunlara niye cevap vermiyorsunuz? Bakın Gelecek Partisi'nin genel başkanı da söyledi. Ali babacan kendisi söyledi. Siz de şükrediyor musunuz seçimi kazanılmaması? Şimdi, e, benim böyle bir açıklamam olmadı. Bir kere onu yine düzelteyim. İyi ki kazanmamışız diye bir açıklama olmadı. Kazanmış olsaydık e, e, burada zikredilen Ümit Özdağ'ın protokolü ile ilgili çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım ifade edeyim bunu zaten. Arada sordum kaçmıştı de, bu söyledim arada. Söyledim de, Söyledim de ben bunu hiç hiçbir konuda e, halkı yanıltmam. Hiçbir konuda da muhataplarımdan gizli bir Fikir beyan etmiyorum Kazanmış olsaydık ben oradaki e, Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun, e, Sayın Ümit Özdağ'la yaptığı gizli protokolün olmasa da herhangi bir başka lider tarafından kabul edilerek yola devam edileceğine inanmam. Yani ve o zaman sorardık bir tercihini yap Sayın Kılıçdaroğlu. Eylem planlarına çok aykırı bir görüşlere sahip olan bir başka partiyle devam etmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Yedinci bir aktörün onlardan daha fazla yetkiyle Türkiye'nin en kritik kurumlarını... Eline alacağı bir formülün zaten yürümesi mümkün değil. Böyle bir formülün tarafımızdan kabulü ise imkansız. 2021'de Sayın Karamollaoğlu ve Sayın Babacan'a üçlü bir ittifakı teklif ettiğimde, üçlü bir ittifakın ilk adımlarını bir, bir takım açıklamalarla teklif ettim de izah ettim. Şurada millet ittifakı var. O zaman millet ittifakı altılı masa değil yani. Şurada da cumhur ittifakı var. Şu aradaki büyük boşluğu biz bir şekilde doldurursak daha sonra bu taraflar millet ittifakıyla yapacağımız görüşmelerle Türkiye'nin nasıl bir şekil alacağını ağırlıklı olarak belirleyebiliriz dedim. Aynen bu ifade, masa yemek masasında bu şey, şunu söyleyerek her ikisine de. Ama Sayın yani, Babacan reddetti istemedi. Şimdi, Sayın Babacan'ı suçlamak için söylemiyorum. Yok, yani suçlamak bugüne gelmek için. Zaten yani. Bugüne gelmek için. O gün bahsettiğim boşluk bugün de var. Biz burayı toparlayamayınca buradaki kitle şuraya baktı ve Millet İttifakı'nı görmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördü. Bizleri görmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu gördü. Ve dedi ki buradaki kitle. Ya ben bu buna oy vermiştim geçmişte. Şimdi şuradayım. Ama benim önüme konan alternatif altı masa görünümü altında CHP ağırlıklı bir CHP iktidarı yani veya işte HDP destekli bir iktidar. Şüphe etti. Öncelikle şöyle şöyle Aydın ve Kürşat Oğuz'a yeni programlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Şimdi bakın Nazan Hanım benzeri içerikli çok mesaj geliyor ama Nazan Hanım...